Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle satrancın değişik bir yönüne bakmak istiyorum. Size ilginç bir soru soracağım arkadaşlar. Sizce hepimiz satranç oynuyoruz. Satranç bir tahtanın üzerinde 32 tane taşı ileri geri ittirdiğimiz bir oyun mudur? Bu mu yani? Binlerce yıldan beri oynanan, milyonlarca insanın belki şu ana kadar milyarlarca insanın oynamış olduğu bir oyun bu mudur? Bazıları bunun böyle olduğunu düşündüğü için tabii ki bu işi tecrübe etmemiş olanlar öyle zannediyorlar ama bu böyle değil arkadaşlar. Bana göre bugün tamamen kendi bakış açımla satrancın hayatıma neler kattığı, satrancın aslında tam olarak ne olduğunu sizlerle konuşmak istiyorum. Hadi gelin ben satranç sayesinde hayatımda neler öğrenmişim, nasıl bir bakış açısı kazandırmış bana, satrancın sadece tahta üzerinde taşların ileri geri ittirildiği bir oyun olmadığını size açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar ilk olarak satranç bana lise yıllarımda cehaletin nasıl bir şey olduğunu öğretti. Çünkü o zamanlar lisedeki tüm arkadaşlarımı yenmeye başlamıştım ve inanılmaz bir özgüven gelmişti ve yani şu anda komik geliyor ama o tecrübe yaşamam çok iyi olmuş. Kendi kendime şey diyordum, acaba Kasparov'la oynasam Kasparov beni yenebilir mi? Yani tabi o zaman en ünlü satranç oyuncusu Kasparov'du. Bu arada şu var, o zamanlar bilgisayar da bu kadar yaygın değildi. O yüzden bilgisayarla da çok aşırı oynama şansım olmadığı için bu hissi yaşamıştım. Belki siz de yaşamışsındır. Bu hissi yaşamanıza neden olan şey arkadaşlar bir teoriyle açıklamış, Dunning-Kruger sendromu diye. Gelin bu Dunning-Kruger sendromu neymiş? Siz de benzer bir hissiyat yaşadınız mı? Beraber bakalım. Arkadaşlar bizim bu cahilin kendini alim zannetmesi veya etrafınızda mutlaka herkes görmüştür. Cahil olup ya bir konuda bilgisi olmayıp veya çok az olup böyle inanılmaz bir özgüvenle o konuyu iyi bildiğini düşünen etrafınızda birçok insan görmüşsünüzdür. Bu konuyu açıklayan aslında yıllar önce çok önemli ödül kazanan iki tane araştırmacı Dunning ve Kruger adı altında Dunning-Kruger sendromu diye bir sendrom geliştirmişler. Bu sendrom aslında bize tam olarak bu olayı açıklıyor. Şimdi bu gördüğünüz ekrandaki grafik de, şimdi hemen şuradan işaretçiyi seçeyim. Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim y eksenimiz yukarı doğru giden. Şu yatay olan da yatay olan eksende x eksenimiz şurası. Şimdi şurası bizim güvenimizi gösteriyor. Şurası da bizim konu hakkındaki yatay eksende konu hakkındaki bilgimizi gösteriyor. Burada konu hakkındaki bilgimiz ekseninde sağa doğru gittikçe bizim konu hakkındaki bilgimiz artıyor. Şu dikey yani y ekseninde ise yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar bizim güvenimiz artıyor. Normal koşullarda biz şunu bekleriz. Benim bilgim arttıkça ne kadar çok bilgim varsa güvenim o kadar artmalı. Ama arkadaşlar insan ilginç bir yaratık, öyle olmuyor. İnsan çok ilginç bir şekilde bir konuda düşük seviyede bilgiye sahipse tabii ki bu konuyu, bu işi tecrübe etmeden önce düşük konuda bilgiye sahipse gördüğünüz gibi şurası sıfır noktası. Yavaş yavaş bir konuda bilgi edinmeye başladıkça gördüğünüz gibi güveni inanılmaz derecede hızlı artıyor. Normalde böyle olmaması lazım. Ve düşük bir tam şu noktaya geldiğinde düşük bir bilgi seviyesinde inanılmaz bir güvene sahip oluyor. Şurası işte cahilin kendini alim zannettiği, kedinin kendini aynada aslan gibi gördü veya şişman bir adamın kendini aynaya bakınca süper bir vücut geliştirici gibi gördü. Tamamen illüzyon gördüğü nokta. Yani her şeyi bildiğini zannettiği nokta. İşte benim lisede de aslında satrançta tüm arkadaşlarımı yendiğimde böyle kendimi aynada kedinin aslan görmesi gibi acaba Kasparov beni yenebilir mi şeklinde yanlış bir özgüvene ulaştığım nokta. Bunun grafiğe devam edelim. Bu işte ilerledikçe aslında güveniniz daha da arttıkça ilginç bir şekilde, pardon güveniniz değil, bilginiz daha da arttıkça güveniniz düşüyor. Ve şunu fark ediyorsunuz, ya aslında bilmediğin çok şey varmış. Sonra şu noktaya geliyorsun, ya herhalde düşündüğümden fazla şey varmış. Arkadaşlar bilginiz daha da arttıkça artık işin o kadar kompleks olduğunu hissediyorsunuz ki öğrendikçe bitmiyor ve sizin ne kadar az bildiğinizi anlıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben galiba bu işi hiçbir zaman öğreniyorum. Halbuki ben bu işi hiçbir zaman öğrenemeyeceğim dediğiniz nokta komik bir şekilde sizin her şeyi bildiğiniz, siz zannettiğiniz noktadaki bilginiz çok daha fazla. Ve çok daha fazla bilgiye sahip oldukça sonra şu hisse kapılıyorsunuz. Yavaş yavaş ben bu işi galiba anlıyorum. Artık bilginiz inanılmaz derecede ilk başlangıç seviyesine göre çok olduğunda ise muhtemelen benim şu anda bulunduğum nokta ve şunu diyorsunuz. Ya bu, bana güven, bu iş gerçekten bayağı bir kompleks. Şimdi burada arkadaşlar aslında cahil olup, yani o konuda bilgisi olmayıp o konuda çok bilgili olduğunu düşünen insanların neden öyle hissettiğini Dunning ve Kruger şöyle açıklıyor. Bizim herhangi bir şeyi değerlendirme mekanizmamız aynı. Yani ben bir konuyu yanlış değerlendiriyorsam benim değerlendirme mekanizmam zayıf demektir. Olayları düzgün değerlendiremiyorum. O değerlendirme mekanizmasıyla kendimi değerlendiriyorum. Yani kendimi değerlendirme mekanizmam zayıf olduğu için yanlış değerlendiriyorum. Kendimi o işi biliyormuş gibi değerlendiriyorum ve aynı yanlış değerlendirme mekanizmasıyla konuyu da yanlış değerlendiriyorum. Ya bu nedenle buna şaşırmamamız lazım aslında. Adam herhangi bir konuda çok iyi bildiğini iddia eden kişinin zaten değerlendirme mekanizması bozuk. Bozuk değerlendirme mekanizması aynı şekilde kendini de bozuk bir şekilde değerlendiriyor. Kendini çok bilgili bir biçimde değerlendirerek birbiriyle aslında baktığınız zaman mantıklı bir durum. Bu işten kurtulmanın yolu işte arkadaşlar bir konuda gerçekten çok bilgili olup bu tecrübeyi bir kere yaşayıp, mesela ben satrançta bu tecrübeyi bir kere yaşadıktan sonra artık bu bana tecrübe oldu. Diğer konularda da haddimi bilmeye başladım. Mesela ekonomi konusu. Ekonomi konusunda artık bana bir şey sorsanız ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü haddimi öğrendim. Bir konuda uzmanlaşmak gerçekten inanılmaz derece zor bir iş. Arkadaşlar satrancın bize öğrettiği şey kaybetmenin kötü bir şey olmadı. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Normalde İnsanlar kaybetmekten nefret eder. Hep kazanmalıyız, kazanmak için uğraşmalıyız derler. Ve ben bunu farklı, hayatımdaki farklı alanlarda gördüm. Bazı insanlar kaybetmemek için her türlü çirkefliği yaparlar ve kaybetmemek için ellerinden gelen artlarına koymazlar. Ama arkadaşlar satrançta gerçekten ciddi tecrübeler edinmiş, benim gibi yıllardan beri oynayan insanlar yavaş yavaş şunu öğrenmeye başlıyorlar. Arkadaşlar kaybetmek çok doğal bir şey. Hayatın parçası artık kaybetmek. Sizle özdeşleşiyor ve umursamamaya başlıyorsunuz. Bu hayatınıza dayansınca size ne yapıyor arkadaşlar? Daha da güçlendiriyor. Hatta bununla ilgili bazı sözler var. Büyük başarıya giden yolda küçük başarısızlıklar birer yardımcıdır size. Yani küçük başarısızlıklar sizi büyük başarıya götürür. Yani o küçük başarısızlıkları kaybetmeler olarak algılayalım. Şöyle düşünün arkadaşlar. Her başvuru yaptığınız iş yerinden kabul alamayabilirsiniz. Her sınavdan istediğiniz notu alamayabilirsiniz. Ama mesela öğrenciler bazen kötü not aldıklarında aşırı bunalıma girenlerinden tut, işte istedikleri yerine gelmediği zaman insanlar bunalıma giriyor. Halbuki satranç bize şunu öğretiyor arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman kazanmanız mümkün değil. İlla ki 3 kişi yenerseniz 4. kişi gelip sizi yeniyor. Yani hayatta da 3 tane şeyi başarabiliyorsunuz, 4.de başarısız olabilirsiniz. Burada şunu öğrenmeniz gerekiyor. Artık ben her kayıptan bir şey öğrenmeye bakmam lazım ve kaybetmek hayatın bir parçası. Bu şekilde yaklaşmaya başladığınız zaman kaybetmek artık sizin için bir dezavantaj değil, avantaja dönüşüyor ve daha büyük başarılara giden yolda ondan faydalanmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlar satrancın bize öğrettiği şey risk almanın kötü bir şey olmadı. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Şuraya gelmek istiyorum. Genellikle standart bir hayat yaşayan insanlar, etrafınızda belki görürsünüz. Yani herhangi bir meslek grubunu vesaire kötülemiş olmayayım ama ya çok böyle tek düze hayatı sevenler, bir dala yapıştığı zaman o dalı bırakmak istemeyenler için bu acayip gelebilir. Örneğin ben hayatımda diğer insanların manyak mısın ya, mesela bir işte çalışıyorum, iş çok güzel, insanların hani oraya da çalışmak için can attıkları bir iş veya bulunmak istedikleri bir pozisyon, orada birçok insan orada bulunmak ister ama ben o iş veya pozisyonu elim tersiyle itip bırakıyorum. Diğer insanlar şaşırabiliyorlar. Diyorlar ki nasıl oluyor ya? Manyak mısın ya? Burada çalışmak için, burada bulunmak için isteyen binlerce insan var. Ama arkadaşlar ben şunu biliyorum. Satranç bana bunu öğretti. Ben aslında orada bir at fedası yapıyorum. Fil fedası yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Daha iyi bir pozisyon elde edebilmek için, daha iyi şeyler elde edebilmek için o anlık bulunduğum pozisyonu terk ediyorum. Bu aslında bizim satrançta yaptığımız atı fili feda etmek. Risk almak arkadaşlar. Yani biz biliyoruz ki bunu atı feda ettiğimiz zaman 14 hamle sonra 17 hamle sonra oyunu kazanacağız. Çünkü bu tecrübeyi elde etmişiz. Bunu aslında psikologlar da konfor zonunu, konfor alanını terk etmek diye açıklıyorlar. Diyorlar ki devamlı kendinizi konforlu hissettiğiniz alanda bulunarak kendinizi geliştiremezsiniz. İstediklerinizi elde edemezsiniz. Aslında bunun psikolojik bir açıklaması da var ama biz satrançta bunu doğal yollardan öğreniyoruz ve şunu biliyoruz. Arkadaşlar her zaman böyle iyi görünen, rahat hissettiren, bulunduğunuz yerde durmaya devam etmek her zaman en iyisi değildir. Yeri geldiği zaman atı fili feda edeceksiniz. Yani bulunduğunuz rahat konumu terk ederek, risk alarak adımlarınızı atacaksınız. Arkadaşlar satrancın bize öğrettiği diğer bir şey, daha doğrusu gelişimize katkısı olan diğer bir şey, beynimizi çalıştırma, uzun süre bir konuya konsantre olma. Sonuçta satrançta saatlerce oturup bir konuya konsantre olabiliyorsunuz ki hayatınızın birçok noktasında bu sizin çok işinize yarıyor. Sınavlarda olsun, gerçek iş hayatınızda olsun. Çünkü bir konuya odaklanıp o konu üzerine yoğun bir çalışma yapmak o konuda başarılı olmanıza çok büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle satrancın böyle de hem hayatınızdaki diğer işlere faydası olması açısından büyük bir katkısı var. Evet arkadaşlar, satrancın güzel yönlerini saydık. Peki bu satranç mükemmel bir şey mi? O zaman dünyadaki herkes satranç oynasın. Evet, satranç faydalı bir şey ama tabii ki her şeyin olduğu gibi mesela ilaçların prospektüsüne bakarsınız, yan etkileri vardır. Her şey bir şey mükemmel olamaz arkadaşlar. Tabii ki satrancın da kendine göre, eğer ilacı doğru kullanmayı bilmediğiniz gibi satrancı da hayatınıza doğru bir şekilde katmayı bilmiyorsanız zararlı olabilir. Neyi kastediyorum? Siz oturup arkadaşlar günde 8 saat satranç oynarsanız hayatınızdaki diğer her şeyi elinizin tersiyle iterek abartırsanız bu tabii ki size zarar olur. Neden? Çünkü satranç sonuçta bizim hayatımıza katacağımız, bize bir şeyler katan, zihnimizi geliştiren, bir şeyler öğreten bir oyun. Bunu kalkıp hayatımızın merkezine çekmek, işi gücü bırakıp sabah akşam satranç uğraşmak yanlış arkadaşlar. Neden? Bu sizi asosyal bir insan yapar ve satrançtan başka bir şeyle uğraşmazsanız, ki sadece istisna olarak burada belki hani dünya şampiyonu olma hedefiniz vardır. Sadece satrançla uğraşıyorsunuz. Onu istisna olarak kenarda tutuyorum. O olabilir ama onun haricinde sizin hayatınızdaki diğer gelişme alanlarınıza zararı olabilir. Evet arkadaşlar, bugün elimden geldiği kadar gerçekten satrancın ne olduğunu ve sizin hayatınızda nasıl bir etkisi olabileceği, hayatınıza nasıl bir katkısı olabileceği ama doğru kullanılması da zarar olabileceği ile ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim. Çünkü ben satranca sadece tahta üzerinde 32 tane taşın ileri geri ittirildiği bir oyun olarak bakmıyorum. Hayatıma çok şey kattı. Bunları da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu kanalı izleyen öğrenciler, her türlü yaş grubundan insan var. Bazılarınız zaten bunları biliyor olabilir ama bilmeyenler için kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Dedikten sonra arkadaşlar, hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğenirseniz memnun olurum. Abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.